Vallahi bir içim açıldı ya, içim açıldı ya. Safe Place'ime geldim chat'çim ya, YouTube'cum ya. Dedim dedi ya, dedim dedi. Ağza, ağza. YouTube'cum nasılsın canım benim? Kısmetül vahşete kaldığımız yerden devam. Aşağıdaki kick linkine tıkla. Bol bol like, bol bol yorum yaparsanız bunlar insanların karşısına çıkar, insanlar da izler sizin gibi. Hep beraber böyle coşarız. Aşağıdaki kick linkine tıkla. 20.00'da yayındayız biz. Kendine iyi bak. İyi seyirler. Melih, evet. Sen gidebilme ihtimalin olduğunu düşünüyor musun şu an? Yani ben arkadaşlarımla olabildiğince evin için... Dur abla bir dakika, buraları izledik. Geç, yeni bölüme geç. Arkadaşlar, Cansel 20 yaş küçük olsa... Wow. Evet abla geç. Geç. Hemen ver abla bölümü. Ver abla bölümü. Ortada evet. Kaldık. Elimizi attığımız yer kuruyor. Bir dakika, bu ne? Dur, başladık mı abla? Evet. Heh. Ver abla coşkuyu. Evet. Günaydın demeden çekiştirme. Ay, ne oluyor gene? Başlar başlamaz kaos gene. Ne oldu vallahi billahi ya? Emotion abla. Ne? Oyuncak bebek mi? Ceyda ne yapıyorsun gene Ceyda? Günaydınmış. Allah'ım ya Rabbi vallahi billahi ya. Neresi günaydın? Ercan gitmiş zaten. Ercan mı gitmiş? Abla sen zaten kafanda 5 kişi daha var senin ya. Günaydınlık halim mi kaldı benim? Ha. Ortada kaldık. Elimizi attığımız yer kuruyor. Kahvaltılık bir şey çıkarayım mı? Hazırını alıp başlayalım. Çay demleyeyim ben. Abla bir Ayçeriçe'ye el atma şansın var mı? Belki kurur. He? Belki kurur abla biliyorsun. Su kaynıyor. Su mu kaynıyor? Tamam, kaynasın. Bir de birilerinin suyu kaynıyor chat. Anlayan anladı chat. Malbonto'ya vereceğiz chat. Aldı mı bir şey? Yok, dışarıda. Suyumuzu silinecek ama. Ay bana diyor ya sen saygısızsın diye, hani büyüklerine karşı saygısızsın. Ha, kim diyor abla? Ceyda? Büyük. Ceyda Bonte? Büyüklerine karşı saygısızsın diyor. Şimdi yaşını büyük olduğunu kabul ediyor. Büyük olduğunu kabul ediyor, bir de yaşından faydalanıyor, anladın mı? Hani ben büyüğüm. Suçu atmaya çalışıyor yani. Beni kötülemeye çalışıyor, anladın mı? Bak yine aynısını yapıyor. Kaç gündür mutfağa giriyorum, car 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 çene, bak şimdi girmiyorum. Gene oturuyorsun Ceyda sen oluyor. İnanın bunlar var ya, hakikaten ben sana bir şey söyleyeyim. Ceyda'nın üzerine ilk geldiği günden belli. Köylü kızıyım köylü. Hakikaten ben uyuz oluyorum buna usta. Bak Ceyda'nın da böyle arkadaşlar tatlı su kurnazı, köylü kurnazı. Anadolu'dan oy kapmak için böyle yalandan fakir triplerine girdiği halleri var mı? Var. Ama bu kızın üstüne oynuyorlar chat. Yani bunu kabul ederim. Ben Ceyda'cıyım hocam. Sen oturuyorsun. Eskiden Ceyda'ya uyuz olurdum. Hala birazcık cringe buluyorum. Çok yüksek dozda cringe. Çok utandırıyor beni. Oyuncak bebek mi hareketleri falan delirtiyor beni ama bazı konularda da haklı. Ya taş yiyin taş diyorum şu anda İramopya. Kesinlikle. Diğerlerine de kavga çıkarmıyor, farkında değil misin? Özellikle Duygu, Rüya, özellikle. Şimdi geçtik ya, tam şimdi geçtik kısmet olur. Diğerleri de mutfakta, niye onlara bağırmıyor? Ben Adnancıyım mı? Yemin et. Cabak hayatta mısın Güneşli Zey, yemin et. Kız kendini burada göstermeye çalışıyor, sen ne dersen de. Kesinlikle katılıyorum bu arada Mehtap. İşte Murat'a şey desinler falan işte, Duygu evcimen bir kadın. E tabi, yalandan, kolpeden. Buradaki tek evcimen, buradaki tek hamarat kız bence Ceyda. Yani yaşına rağmen dövmesi de fazla, hareket... Yaşına rağmen dövmesi mi fazla? Hareketleri de çocuksu bence. Çok çocuksu. Evet. Yaşına rağmen dövmesi fazla argümanı bana birazcık değişik geldi ama neyse. Yani biz öyle davranmıyoruz. Biz bile ondan daha ağır başlıyoruz. Evet. Kavgada bile. Sana söylüyorlar Duygu. Hepsi de haklı. Ben uyuz oluyorum Duygu'ya. Sen haklıydın o kavgada ama... Duygu'ya çok da uyuz olmak istemiyorum yani arkadaşlar. Yani lezbiyen, homoseksüel kim varsa açıklayabilir, ondan korkuyorum. Öyle bir dolduruşları var, öyle bir laf çevirişleri... Aga be, bir aralar Cansel Eser fanıydım, ne zamanlardı? Cansel Eser fanı olmayan mı vardı gülüm benim, bir prenses kız? Bunlar gerçekten pişman olmuştum. Ya dün sanki 200'lüymüş gibi davrandılar. Nasıl kışkırttılar seni öyle ya? Vallahi doldurdular bak. Buradan çıkıyorum, gene dolduruyorlar böyle, sen nasıl böyle bir şey yaptın? Evet. Onlar senin birinci olmanı hazmedemedi. O üçlü var ya. Hazmedemediler tabii ki de. Bir Murat'tan değildir, Allah'tan tek olan. Mehtap. Ha, ne Mehtap, Mehtap ha? Hayırdır? Mrs. Emotion. Efendim Duygu. Bahçe düzgün mü? Bilmem. Ha, bahçe düzgün. Kalp altı mı yapacağız hakikaten? Bakmadım. Biz kalp altı hazırlarken... Kalp altı diyor hala. Vallahi deli ediyor bu kadın beni ya. Vallahi billahi çok tetikliyorum bu kadına chat ya. Duygu bir, Serhan iki ya. Chat, Duygu ne demek biliyor musunuz bu arada arkadaşlar? Duygu isminin anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Duygu ne demek biliyor musunuz? Hükümdar demek. Bazen de kalp altı demek. Siz de bir bahçeye düzeltin. Düzgün yani, bakılacak bir şey yok. Hani hiç bakmasınlar, zahmet etmesinler. Sağına soluna bir bakın. Ay bakılacak hiçbir şey kalmadı. Ay bu da şey oldu artık evin. O işi yapayım, bu işi yapayım. Ben burada bulunayım. Ya git saçını başını biraz düzelt. Sonra ben... Kim o ya? Bana kimse kalmıyor diye ağlıyor. Kim o?
kime diyor lan onu, Demet'e mi? Ama onun babası yani 10 yıl yurt dışında bilgisayar programcılığı yaptı abla, biliyorsun. Yani uzaktan analiz edebiliyor bazı şeyleri. Sen bir kendine çeki düzen ver, bir güzel saçlarını aç değil mi? Kime diyor onu lan? Kime diyor onu? Duygu'ya mı diyor, Demet'e mi diyor? Duygu'ya mı diyor onu Denizelli? Sürekli iş yaparak kadın gözükemezsin ki. Ha, Duygu'ya diyor, Duygu. Temizlik yaparak. Ben de direkt Demet... benim aklıma direkt Demet... Benim kafamda direkt Demet canlandı ya. Demet'e gösteriyor. Kime dedi oğlum bunu? This door! Abi elimde kedi yatıyor, yazdıklarını not alamıyorum. Elinde kedi mi yatıyor? Öp abla onu bizim için, biliyorsun. Bak şimdi onu nasıl tetikleyeceğim, bak Suden Fia. Kedi şu anda yayında mı, yanında mı? Kulaklık takmıyorsan, eğer kulaklık takıyorsan çıkar kulaklıkları, dinlesin beni. Dinlesin beni, geliyor. Evet abla. Demet. Abi yapma, yanımda iki kedi var. O iki kedi şu anda üç kedi olmuştur abla. Neyse devam edelim. Ama kulaklıklar yokken çok iş yap. Abi deli misin? Değil miyim? Evet dur galiba kafayı yedik. Yapıyor. Galiba Demet'ten bahsetti ya. Daniela'da damatlar gelince işliliği tutuyor. Bunu artık Daniel, çözdüm. Daniel zaten hazır şeyleri götürüyor ki kendisinin bir şey yaptığı yok. Ulan Dani hakikaten anasını satayım ya. Hep roldesin ya. Yok pilav sanattır, yok pilav görselliktir. Bir bok yaptığını da görmedik ha. Hazırlıyoruz her şeyi, o götürüyor. Sen hazır hazırlıyorsun şeyleri, da. Hani yapmış gibi gözüküyor. Ha bir de senin yaptığını kendi yapmış gibi götürüp kendi hamarat oynuyor, çakal. Hareketler geldi, masaya oturdu. Ha? Tam elindeki 3 tane işte tabağı sıkıştırmış falan böyle. Ha? Gene bir gösteriş. Ben çalışıyorum işte bu kıyafetle bile. Nasıl sinsisin var ya Dani. Nasıl sinsisin var ya, vallahi billahi hiç et, düşünsenize ya. Sizin yaptığınız işi kendi yapmış gibi millete satıyor. Benim öyle bir arkadaşım vardı arkadaşlar. Arkadaşlar arasında böyle otururduk arka sırada. 4-5 kişi. Aramızda bir şaka yapardım arkadaşlar. Tam yani hocanın anlattığı olayla ilgili bir şaka yapardım. Sessizce yani arkadaşlar arasında. O kadar bağırarak yapardı, bütün sınıfı güldürürdü ya. Ya delir ya, kendi vallahi kafatasını sıkarak bu o kendini ya. Adam gidip benim sessizce yaptığım şakayı bağırarak bütün sınıfı güldürüyordu ya. Ama ben şimdi bütün Türkiye'ye güldürüyorum. Bütün Türkiye'ye. Yani bütün Türkiye olmasa da Türkiye'nin belli bir kısmını Türkiye'nin belli bir kısmını güldürüyorum diyebilirim chat. Ne zaman geçtik kısmeti olur o günüm, 10 dakika oldu. Daha yeni. Onlar gelince iş yapmaya bak. Birden kendime yükseldim ya, güneşli zeyin. İşte zaten. Eser. Pardon konuşuyoruz. Bir saniye. Ha ben ne, size efendim? Bir şey soracağım ya. Efendim? Sor abla sor. Depresif kedicim hoş geldin. Ne? Bu arada arkadaşlar biz Ercan'a sallıyoruz ama yani bu evde koltuk altı patlamayan kimse kalmadı ya. Eser de patladı. Emre de patladı. Ev bu çünkü arkadaşlar depo ve arkadaşlar bazı kumaşlar arkadaşlar koltuk altından patlıyor. Yani olabilir arkadaşlar bu, yani olabilir. Hemen insanlık hali diyelim buna bence. Merak ettiğimiz bir şey vardı. İsimlerimizi hatırlayabiliyor musun? Serhan sen gene Eser'e mi yürüyorsun? Okay. Okay, wow, okay. He is a Murat, Emre, er fucking dam, hükümdar, hüküm fucking dar, Mleh, and tan cute. Murat. Oğlum çalışmadığı yerden niye soruyorsunuz çocuğa ya? Yok, Tankut. Merak etti yani arkadaş, ben de dedim bir sorayım. Tankut değil, Tankut. Okay. Tankut mu? Allah kahretmesin, Tankut dedi. Bu nasıl bizim hiç aklımıza gelmedi? Tankurt diye onu karıştırmayın adamı. Hayır. Tankurt değil, Tankurt'la. Tankurt diyorum, Tankurt değil. Gitti, yes, yok artık. Meftal oldu Tankurt. Biliyorum biliyorum işte. O zaten Esra Erol'daki evlilik programına katılıyor ve oradaki adayla evleniyor şu anda. Onunla evli. Emre. Tankurt. Ercan. Ercan dedi. Ercan mı? Allah kahru böyle. Anısı var, Ercan'ın anısı var. Yapma gözünü seveyim, isim verme ya. Ercan dedi. Vay vay buradan atalım. Ercan'ın anısı var. Yapmayın işte anasını satayım ya. Chat ya. Erdem. Sorry Erdem. Erdem. Okay. Rica edeceğim. Ona çok ne dikkat et. Ne Ercan'mışsın be kardeşim. Ne Ercan'mışsın be kardeşim. Ercan inşallah geri döner chat. Ne olur yedi ya. Ercan ne olur geri dönsün ya. Eser rica edeceğim, ona çok dikkat et. Bak karıştırılmaması gereken tek Erdem, kişi. Okay, tamam. Erdem. Demek ki sağ... Şuraya o kadar lazım ki şu anda. Ercan şuraya o kadar lazım ki. Erdem senin kafan gene mi güzel ya? Erdem'in bakışları beni çok tetikliyor ya. Sadece biz karıştırmıyormuşuz yani. Öyle bir şey yok ya. Sana sorduğum Jim crush'ın başkasına mı vermiş? Olsun gülüm benim ya. Ama bak demin yakın bir isim. Benim adım ne?
Serkan mı? Yok anasını satayım, Tarkan. Vallahi anası var. Serhan. Anlamı ne? Hükümdar demek. Serhan. Memlekete düşen ilk nargile marpucu. Anladım, bir şey demek aynı zamanda. Sandalyeci Serhan. Sandalyeci Serhan seviyor. Genelde bir taraflarını sandalye sokuyor. Bir takım tatlı sürprizler Serhan. Yok. Ne? Ora benim köşem. Hala ora benim köşem diyor. Şu arkada görmüş olduğunuz köşe benim dinlenme köşem. Ve burada herkesin buna saygısı var chat. Sandalye senin olabilir. Ama güzel oldu. Tatlıya bağladık. Tabii canım. Çok hoş oldu yani. Tatlıya mı bağladık? Ekşiye bağladık Erdem'im. Ne tatlısı gözünü seveyim ya. İstediğimiz uzun geri geldi. Ya abi en büyük isteğin sandalye olsun Allah aşkına ya. Dünyada ne problem var. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Eyvallah. Ya lütfen ya. O anladı ya. Anlaması gereken. Oğlum bir şey söyleyeceğim chat. Ceyda bu narkile hiç denedin mi abi? Ben bayılırım. Ben de denedim gülüm. Gel mesajı anladım. Yani. Anladı yani. Gerçek. O sigara hiç içmedim ama nargile birkaç kere şey yaptım da. Sen böyle düşünüyorsan hakikaten iyi yani. Adamlığı. Dur gene ya Allah seni ka. Bıktım senin adamlığı ya. Vallahi bile. Chat adamlığı benden öğreneceksin. Ne adamlığı ha? Arka sokakların. Ya dur bir dakika dur arka sokaklarına başlayacağım. Dur şimdi nereden çıktı şimdi adamlığı arka sokakların ya? Nereden çıktı Hüsnü Çoban nereden çıktı şimdi ne alakası var? Geç abla birazdan kısmını geç direkt bölüme gel ya. Ben neyse oldu. Kim bilir gene neler anlatacak birazdan adamlığı diye ya. Bu hafta eseri de be. Abi babamlar bana 8-9 yaşında içiriyordu. E güzel bir şey gülüm iyice ciğerlerin genişlemiştir. Ciğerler o yaşta iyice genişlemiştir böyle. Ferahlamıştır yani iyi bir şey bence. Beğenmedin anladık. Tavır yapıyorsun esere. Ercan da gitti. Baba o Samsam 44. O bambaşka bir şey. Ona daha sonra bakacağız zaten. Doğru söylüyorsun. Ben Ercan'la sen sanki o odada başka bir şey konuşmuşum gibi hissediyorum. Yalan. Yok yok abla. Değil çünkü bana Esmer uzun boylu seviyorum dediğinde kıl oldum o adama. Esmer uzun boylu derken yok Ercan Demet'e yürümedi hiç. Demet. Evet. Demet. Evet. Bir daha söyle Demet diye. Demet. Evet. Dedi yani. Yok abla Demet'le Ercan arasında hiç öyle bir şey olmadı. O zaman ben kıl oldum. Yöntemleri farklı olabilir. Ya chat bu kısmet soruları izleyenlere soruyorum. İzlemeyenler zaten arkadaşlar. Canım benim çılgın pırasa hoş geldin aramıza canlarım benim. Yeni katılanlar arkadaşlar YouTube'dan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yani başka benden bir şey. Hoşlanıyordu. Yani bilmiyorum çünkü ben onunla konuşmaya gitmişim. Yok öyle bir şey Ha şunu soracaktım chat. Siz izleyenlere soruyorum bunu. Hande Ercan çifti bilir misiniz chat? Hande Ercan çifti. Hande Ercan. Konuşmaya gitmişiz Ceyda. İnşallah bilmiyorsunuzdur ya. Ya sen der misin hani ben ona tamam sarışın yeşil gözlü falan kas. Yani vallahi bile bilme yani. Bilme arkadaşlar o bölümleri görür müyüz ya? Kısmet olur birinci sezonun son bölümleri. Birini seviyorum dedim ama erkek tipi olarak. Biz daha önce kısmet olur arkadaşlar yeni katılanlar. Ya çoğunuz da zaten yeni geldiniz kısmet olur ilk defa arkadaşlar. Eski izleyenler zaten biliyor. Birinci sezonu arkadaşlar bir 47 bölüm. İkinci tekrar bir daha başladı kısmet olur birden. Orada bir 30-35 bölüm izledik. Bakalım bu sefer kaça kadar izleyeceğiz hocam? Bu sefer inşallah fullleyeceğiz ya. Asıl fikrimi sorsaydın dedi. Esmer uzun boylu bir bayan isterdim. O yüzden de dedi hani şey bana ilk yanaştığı için dedi. Ayça yanaştı. Gülüm yok Sude Yıldırım estağfurullah. Ne işler miyiz taktım benim ya? Yanaşmış ya Esmer olduğu için istemiş. Özür dileriz. O yüzden samimi davranmış. Sen de mesela o olmasaydı Ceyda'yı düşünürdüm. Çünkü Esmer dedi. Evet. Sen de olmasan başka Esmer kim var? Kim var? Ve tanımak ve için uzun boylu. Mehmet var. Mehmet'in bu kafada kurma hayalleri beni çıldırdı. Uzun boylu. Ne Demet'i abla gözünü seveyim Demet. Evet. Acaba Demet. Rol mü yaptı? Rol yaptı. Ya dalga mı geçiyorsunuz abla? Ercan Demet'e hiçbir zaman yürümedi. Kendinize gelin ya. Bence çünkü o da çünkü şu var. Dedi ki Demet beni reddederse ben rezil olurum. Serhan olgun bayanlardan hoşlanıyormuş. Daha o bölüm var ya. Bir de o bölüm var chat kusacaksınız ya. Neler neler var chat ya. Bilmeyenler için söylüyorum ya. Spoiler vermeyeyim. Onu hissettirmeden nasıl yoklayabilirim? Şimdi siz olsanız hissettirmeden bir insanı nasıl yoklayabilirsiniz chat? Ercan'ın gittiğine üzülür müsünüz? Benim yerime koyun kendinizi. Ben onlara açıklayamıyorum bunu. Dinlemeyi bile beceremiyorlar çünkü. Ha sen Mehtap Ercan gittiği için niye üzülmüyorumun rolünü yapıyorsun şu anda? İnanılmaz çakal buradakiler ya. Sen beni dinliyorsun. Ben vallahi günahını aldım teşekkür senin. Teşekkür ederim. Dedim ki ben dedim daha fazla üzüldüm. Mehtap dedim hiç üzülmedi. Hiç üzülmedim. Ha ne hikmetse hiç üzülmemenin sebebi bir gün önce Ercan'la flörtleştim. Bugün şu anda Ercan'a üzülmemenin sebebi Ercan'ın Demet'i kırmızı odaya çağırması mıymış güya? Abla biraz daha az sıç da vallahi billahi yiyelim ya. Çünkü?
böyle söylemesi ve seni odaya çağırıp... Lan yok öyle bir şey. Kimi kandırıyorsunuz siz? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Senin... Ha, gece uykum varken kurduğum mantık aynısı ya Dila. Karakterini çözmeye çalışması. Sen başkalarını... Yani chat şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani birinden soğumaya yer arıyorumdur. Birinden soğumaya bahane arıyorum şekli. O saflığından daha hala şey diyorsun. Başkalarının işte fikir almıyor. Ha bir de ha, Bibiko az önce de elime attım kuruyor diyordu. Sen niye kendini böyle şey yapıyorsun? Hala buradasın. Tabii Mehtap istiyor ki şimdi diğer arkadaşlar, diğer yarışmacılar oradan yürümesin. Bak, Sınaskoviç'cim şöyle söyleyeyim. Kısmetse olur, inanılmaz bir psikolojik savaş. Yani izlerken arkadaşlar biz de çok şeyler, insan ilişkileri için çok şeyler öğrenebiliriz. Aç artık kendini. Bence de vallahi daha düşük. Yani ondan daha düşük Sınaskoviç. Bir aş. Bak ben bile o laftan bunu düşünebiliyorsam. Sen evet hiç üzülmedin. Niye ben de senin günahını aldım. Dedim ki bu kız dedim ayıldı bayıldı, her şey numaraymış. Yani ayıldı bayıldı abla, Allah'ını seversen. Lan yalan söylüyor ya. Arkandan dedikodunu yaptım. Geldi. Tabii tabii Cans. Bir de arkadaşlar şunu fark ettiyseniz, kısmet olurdu. Her bölüm farklı bir arkadaşlar replik çıkıyor. Her bölüm farklı replikler çıkıyor. Seninizi... Erdem, hükümdar demek. Arkadaşlar sonra tatlıya bağladınız. Çok güzel bir şey hareket diyeceğim. Yaptın. Adamlığına yakışır bir hareket yaptın. Ne istiyor? Bize o yakışır. Ya aynen kepek demek var. Yakışır diye düşündüm şimdi. Ne bize o yakışır? Serhan belli ki korktunuz anı. Eser'den korktunuz anasını satayım ya. Bir de utanmadan gittin bir de röportajda dedin ki vallahi geldi benden özür diledi falan dedin ya. Utanmadın ya. Adam bayağı bildiğin dibine kadar gelip atar yaptı zaten, hiçbir şey yapamadınız ya. Sana yakışanı yaptın ve onun... Ya Erdem sen de inanılmaz bir iktidar yalakasısın, kurban olacağım ya. Bu şekilde karşılaması hakikaten hoş. Niye biliyor musun? O gözlerindeki o tedirginliği gördüm ve... Ya sen dalga mı geçiyorsun? Vallahi hala devam ettiriyor bir de bunu. Ben delireceğim anasını satayım ya. Bir Allah'tan izledik ha. İzlememiş olsak inanacağım ha. Düşün... Ne tedirginliği ya? Sen tedirgin oldun asıl ya. Deli olacağım ya. Dedim ki... Ya kimse bana yapamaz ama yeni geldiğimde. Ya dedim birisi de bana yapsaydı. Baba siz kimi kolpeye düşürüyorsunuz ya? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. En azından dedim ilk günün dedim hatırı olsun. Yaprak sarmacım aleyküm selam. Onun yaptığı hareket yanlış. Onu hala savunuyorum. Ama... Aynen aynen Flash Bomb. Tabii efendim. Tabii efendim. Ha? Flash Bomb sen bizim Fall for Pumpkins'in değil mi bu arada gülüm? Bana yakışan hareket de ha? Gelip onu bir... Durdurmam gerekiyordu, anladın mı? Nasıl durdurman gerekiyordu onu? İleri noktaya taşımamam gerekiyordu. Biz bu eve geldiğimizde de evet. Hepimiz yani düğmesini ben açtım, ben kapatırım. Ya sen hakikaten tırstın de ya. Vallahi tırstın de, bak vallahi daha delikanlıca bir eylem. Bak tırstın demen daha delikanlıca bir söylem olur ya. İnanılmaz beni deli ediyor chat ya. Chat ya. Bu eve geldiğimizde de düğmesini ben açarım, ben kapatırım. Ne demek? Bir de bakıyor oraya chat. Bakıyor oraya, izliyor mu da. Yani, dur bakıyorum. Yani, düğmesini ben açar, ben kapatırım. Yani, düğmesini ben açtım, ben kapatırım. Senin ya tamam, sensin Serhan, okey. Vallahi billahi ya, okey ya. Gerçekten sensin ya. Sensin abla, biliyorsun ya. Haberi var mı? Seni merak ettim. Vardı. Evet. Az evvel ondan bahsediyoruz işte şimdi. Tam üstüne bahsediyoruz. Senin mi vardı? Neyi istiyor? Ne diyor? Tamer'im polistik parkurundan koştum geldim. Hemen YKS'ye çok az kaldı. İnşallah güzelimedim inşallah. Allah gönlünüze göre versin canlarım benim. Tam yok ama bilmiyorum. Yani belli olacak bugün. Sen ne tip erkeklerden hoşlanıyorsun? Maço deme. Sakın maço kelimesini duymak istemiyorum. Bıktım çünkü. O zamanlar modaymış demek ki maço. Ben böyle korumacı, hafif maço olabilir. Allah belanızı vermesin. Vücut olarak, tip olarak. Neyi istiyor? Vücut ne alaka abla, vallahi billahi. Ne alakası var Sınaskoviç, Allah'ını seversen isim verme ya. Yapılı olması daha iyi benim için. Yapılı. Uzun. Yapılı mı? Boylu falan. Aynen yapılı, renk, uzun boylu. Renk yanında topuklu giyince yanında sakalması. Canım Melih'im benim. Melih galiba birazcık elendi ya. Melih çünkü yapısız. Böyle kaslısın. Aynen. Ya bir laf vardır biliyor musun? Gene ne laf ha? Vallahi billahi. Adam sandık eşya, göte değdi daşya. Ne abla lan? Tövbe olsun. Neymiş abla lafımız? Heh, söyle, laf geliyor. Chat hazır mısınız? Dur. Heh, söyle bakalım Tur abi. Böyle, çocukluğumuzun lütfen. Lafı yani. Yeni gelen çok... Erdem de diyor ki bak, Erdem'e bak Erdem'e. Erdem de diyor ki dur bölme lütfen. Bir laf vardır biliyor musun? Dur, bölme çocukluğumuzun lütfen. Lafı yani. Bölme lütfen diyor. Ben de role gireyim artık diyor. Serhan diyor. Bölme lütfen. Hep sen konuşuyorsun diyor. Sus artık diyor. Serhan diyor. Yani. Yeni gelen çorbasını içer. Bak fark ettiysen bana koltuk... Yeni gelen çorbasını içen değil o ya. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer orada. Vallahi billahi ya. Daha oturmadım. Oturmayışımın sebebi... Ha. Sen orada ben huzur buluyorum dedim. Ben buna çok saygı duyan bir adamım. Anladın mı? Yani huzur buluyorsan sen orada...
Eğer sen orada huzur bulacaksan o senin için iyidir. Sen huzurluysan evdeki herkes huzurlu olur. Peki Erdem yanlış anlama da. Ha? Adam şimdi gelip senin odana gelse. Ben dese ki Serhan sen yatarken. Erdem kalk da ben senin yatağında huzur bulmak istiyorum. Twerk ata ata yataktan mı kalkacaksın? Ne alakası var? Burası bir kamu malı. Bu yani komplesi bir topluluğun malı. Böyle bir sistem olabilir mi? Ben orada huzur buluyorum ya. Adam bütün götünü vallahi parselledi oraya ya. Dalga mı geçiyorsun ya? İnanılmaz bir insan ya. Emre orada mı huzur buluyor? Emre için de aynı şey geçerli. Benim arkadaşım Erdem'cim dalga mı geçiyorsunuz? Adam bildiğin... Arkadaşlar bu bir otorite göstergesidir. Otoritizm. Bu bir otorite göstergesidir. Bu adamlar burada size baskı kurmaya çalışıyor. Siz de ezik olduğunuz için o koltuğun Serhan'ın olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu kadar basit. Adam kaçarsa ben de insanların tadını kaçırırım. Yani. Ben de mesela. Bir de tehdit. Bir de tehdit. Mesela tadım kaçtığı zaman burada gider mesela Tangut'la biz arada şey yapıyoruz. Atışıyoruz. Tangut mu? O ben alttan alttan vurmalarını yapıyor çünkü. Ne istiyor? Diyorum ki Tangut. Serhan'la Erdem'in yine götten laf bulma felsefe yapma saati kahrübel aşkı. Vallahi sorma kahrübel aşkı ya. Tuttur. Ne yapsa yeridir diyorum. Gülüyorum, geçiyorum yani. Çok da fazla... Bir yandan da oraya bakıyorlar bak bir yandan da. Takılma yani ona. Gülüyorum, bak. Geçiyorum yani. Bak bir yandan da gözler orada. Ulan... Ne istiyor? Dur bakayım Süleyman Soylu'nun öyle bir hareketi vardı ya. Süleyman Soylu. Dur bakayım. Ayasofya'da mıydı? Neredeydi o ya? Dur. Banavit Bariboncu bir iki varsın. Dur bakayım. Neredeydi ya? Ha burada. Dur bakayım. Dur. Ayasofya'da öyle bir hareketi vardı ya. Dur. Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir yerde gaza geliyor. Dur bakayım. Erken kendinden. Eylülcü bir iki varsın. Bak. Süleyman Soylu'ya bak chat. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun. Bak. Milleti kesiyor. Bak şimdi. Dik olsun. Bak şimdi gözlere bak. Ayasofya'nın minaresi kadar. Ne istiyor? Bak işte bombastik sayday. Bak şimdi bak. Dik olsun. Bak şimdi gözlere bak. Ayasofya'nın. Bak. Bak. Aynı ben. Espri yaptıktan sonra ben de böyle oluyorum. Chat böyle araya böyle ara taşak böyle. Hani güzel bir şaka olduğu zaman böyle çaktırmadan bakıyorum chatte acaba random akıyor mu diye. Random akıyor mu diye bak Serhan'la aynısı. Bak aynısı. Aynı bakış bombastik sayday. Ulan var ya. Çok da fazla takılma yani ona. Evet Ayasofya'nın başı kadar dik olsun chat. Abla o zaman. Abla da yok. Benden büyüksün ya. Evet senden büyüğüm. Alttan da kontrol. Alttan bakıyor böyle hani millet tepki veriyor mu? Onu ben de yapıyorum arada chat. Bakıyorum acaba chat tepki veriyor mu? Ben Duygu'ya bile abla demiyorum. Bazen diyorum bazen Duygu diyor. Bu bir tek Seda'ya abla diyor zaten vallahi bile. Ben böyleyim Seda abla. Seda abla. Salyalara bakıyor Seda abla. Ne oldu yine ne? Ne oldu? Sen mutfağa gidince olay çıkıyor kızım. Aynen. İnadına yapıyorlar sanki. İnadına yapıyorsunuz. Kaldım ve masayı hazırlayan da bendim. Onu anlamıyorum. Evet. Ne oldu Dani? He? Çok marifetli oynuyordun. Hadi kur abla sofrayı. Sofrayı kur. Yok hayır. Dani yaptı. Yaptı. Ben aynen Dani sen gel de kuralım. İki tabanlar yapsın şimdi. Elini mi yapıştıracaksın? Dani'cim Ayasofya'nın minaresi kadar başın dik olsun. Kur hemen sofrayı kur. Ceyda. Abi sen mutfağa girince niye benimle uğraşıyorsun? Abi bak bu Ceyda'da hakikaten tel koptu mu tam kopar ha. Bak Ceyda var ya fiziksel şiddet bile uygulayabilir size söyleyeyim ha. Ceyda'dan korkun yani. Siz neden ben tamam. Mutfağa girince uğraşıyorsunuz ben anlamıyorum. Haklı. Anlamıyorum ben ya. Sakin konuş Ceyda. İnadına mı yapıyorsunuz on ya? On off düğmen var mı senin? Yok. On off düğmesi mi? Yok. Bir bakayım şuradan kapat. Daha çok basınca daha çok bağıracağım. Basınca daha mı çok bağıracağım? Bağıracağım ben. Sen yine bağırıyor. Mutfağa girin. Sonra da kek yapsın. Kek yapalım. Hayır bulaşıklar kalksın ortadan. Sen kekine rahat rahat. Ama biz yemeğe çıkmamızın şerefine kek yapacağız. Biz kutlama yapacağız onu. Tamam işte. Mutfağı bir temizlensin. Sonra kutlama kekimizi yapacağız. Yapalım. Kutlama yapacağız. Emre'nin formuna girecek. O keki ben o Emre'ye yedireceğim sonra. Bak kahretmesin vallahi billahi. Ayçeliçe beni ayrı tetikliyor ya. Madem hani bir de 7 tane erkek buradayız yani. Hepimiz ha. Güçlü baksana. Bakıyorum böyle herkes inanılır gibi değil. Herkes inanılır gibidir. Özellikle Melih'im. Melih zaten birinci bölümden beri yani şu arka dişindeki vallahi şeyi çıkartamadı. Birinci bölümden beri... çıkart artık şunu ha Melih. Herkes bodyguard. Madem çok böyle fiziksel bir şey de istiyorsanız... Ne birbirinize mi kerkineceksiniz?
Ne yapacaksınız lan Tankut? Ha? Neler geçiyor aklından, tövbe tövbe. Masa burada kardeşim, yaparız bilek güreşi, görürüz ne oluyor. Ha, bilek güreşi aklım çıktı, Allah kahretsin ya. Ama biz yani chatle birlikte bilek güreşi çok fazla sevmeyiz. Biz daha çok white güreşi seviyoruz. İnşallah kimse anlamamıştır. Şarkıyla absorbe etmeye çalıştım onu. İnşallah arada kaynamıştır. Bir süre chat'e bakmayayım. Yani bu şakayı yaptıktan sonra chat'e şöyle bir bakış attım. Chat'e şöyle bir bakış attım arkadaşlar, ben sana söyleyeyim. Allah'ım, homo düğmen var mı anlamadım tüm... Bileğine güvenen gelsin. Bileğine güvenen gelsin. Bileğine güvenen şöyle gelsin, bıraksın inadı, yine gelsin. Yüreğine güvenen gelsin dersem kimse gelemez. This door. Neyin? Erhan her konuştuğunda ben de abla ya. Güvenen? Duymadım kimse ya, gelemez. Kaçırdım ya. Neyine güvenen? Tankut, tekrar ya etmek istemiyorum. Ya sen benim konuşmanın bir dışında. Tekrar etmek istemiyorum. Bazı kişileri konuşalım. Tabii konuşmanın dışında yine tutuyorum ama. Emre galiba birine laf soktu ama kime laf soktuğu belli değil. Yani. Bu tarz insanlar arkadaşlar sürekli alakasız, alakalı alakasız her yerde laf sokar. Dedin. Ama kimse anlamaz o lafı kime sokulduğunu. Yani biz abi. Bir dakika dinlersen anlayacağım. Bileğine okları güvenen... bir anda üzerime çektim, farkında mısınız? Farkındayız. Anlasam ben çekeceğim de. Gördünüz ben mü? Çekemedim. Biraz demleyle uğraşalım. Dedi, evet dedin sen de. O da dedi bileğine güvenen değil, yüreğine güvenen gelsin. Vay. Benim güzel onun karşısında ben söyleyecek... Murat tamamen götünden anlamışsın ya. Bileğine güvenen de yüreğine güvenen gelsin demedi. Yüreğine güvenen gelsin desek kimse gelmeyecek dedi. Tamamen götünden anlamışsın ya. Bir şeyim kimseyi yok bulamaz, ki zaten. Kimseyi bulamazsınız dedi yani. Yüreğine güvenen yapma. Gelsin dedim. Kimse... Murat hakikaten şuralarda bir yerdesin Murat ya. Rahatsız edicilik seviyen hep aynı ya. Hep aynı ya. Dur utandırma beni Murat ya. Dur utandırma beni, deli olacağım. Ay senin meme ucuna sıçayım ben ya. Vallahi deli olacağım. Abi, çıkamaz dedi ya. Rahat olsun burada. Bazen söylemene bile gerek yok. Burada şu masada yüreğine güvenmeyen bir insan olduğunu düşün. Yüreğine güvenmeyen bir insan... Niye burada olsun? Olmadı, gereksiz evet. İnsan burada olamaz. Burada olamaz. Aa, evet. O yürek sende de var. Evet. Hepimizde var abi burada. Ne yapıyoruz oğlum, siz birbirinizi mi yükseltiyorsunuz chat? O yürek sizde de var chat. Ha? Şimdi bak, bu Ayşenur. Ben Emre'yim. Görüş kırmızı odaya girdik. Ayşenur Emre'yi istedi. Odaya geliyoruz. Keşke yapmasanız ya. Ay boku yedik, taklit işleri başladı mı? Ay arkadaşlar, ilk defa izleyenler için söylüyorum. Kısmetse Olur programının arkadaşlar bir numaralı cringe olaylarından biri herkesin birbirini taklit etmesidir, boku yedik. Ben oturuyorum tabii Emre olarak dik bir şekilde böyle. Ha, dik bir şekilde mi? Öyle yürümüyor ki o ya. Dik olsun, dik olsun, dik. Ya öyle dur işte ya. Yok. Hiç anlamıyorsun. Ha. Nasıl yürüme, böyle yürüyor. Hayır, güzelliyor da ama öyle. Gözler gözler öyle temas etmiyor, bakmıyor. Temas bakmıyor. Etmiyor zaten, muhabbet orada. Temas ha. Etme böyle. Ben onunla temas ha, ediyormuşum yani. Düşünme böyle. Ha. Aynen, kimseye ay, bakmıyor. Ay güzel yürü, ben severim öyle. Ay keşke yapmasanız abla ya. Oturuyorum. Emre, dış görünüş önden veriyor musun? Öyle mi dedi? Hayır vermiyorum. O zaman... Ay mükemmel bir oyunculuk, vallahi kanım çekildi Malbonte. O zaman kadar... rahatlayabilir miyim? Şurası... Allah kahretmesin chat, ben de yapacağım aynısını. Vallahi bir de çişli yastık gelsin abla. Çiş, neyse gelmesin. Gelmesin, vazgeçtim. Ne oluyor oğlum? Kilona değil ki işte, bak işte kız ne kadar... Allah kahretmesin, body shaming yaptılar. Şimdi fark ettim, rezalet. Rezalet, şimdi fark ettim. Oğlum siz hakikaten psikopatsınız ya. Ya bunlar hakikaten, hakikaten psikopat, ben de diyorum. Aslında şako gibi, Ayşenur birazcık kiloluydu. Birazcık kolları molları yağlıydı da. Çok öyle göbeği möbeği yoktu kızın ya. Öyle bir göbekli möbekli değildi yani en azından arkadaşlar. Ki ola da bilir bu arada. Ola da bilir, anasını satayım yani. Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ne kadar... rahatlayabilir miyim? Baba. Ya ayıp ya, bu hakikaten psikopat. Vallahi ayıp ya. Rivayetlere göre Hürrem Sultan çirkin, zayıf, beyaz, kuru biriymiş ve bu sana uyuyor. Kilona diyor ki işte, bak işte kız ne kadar kıskançsın ya. Hakikaten kıskançsın ya, hakikaten ayıp ya, vallahi billahi ya. Alakası yok ama iş saçma sapan bir şey yapıyor. Ayıp ya, vallahi billahi Duygu, Mrs. Emotion helal olsun. Sen Allah cezanı vermesin, bu ne yapıyor lan? Bu ne lan bu? Chat? Dağlarınla bir kere bile tüm anasal yanlış yere.
Gülüşüm, teşekkür ederim güzelim benim. Allah kesene bereket versin. Ben bir kendini takip. Yok abla yok, utanma mutanma yok ya. Şunu bir takip edelim. Neyse dur. Yeter bu azoplar. Yeter Seyran'ın unut. Bitsin bu azoplar. Ne diyeyim mi ben? Allah kaldır beni, gel gel. Yap. Beni kaldırın beni. Yap ne var? Hiç inandırıcı gelmedi. Biz bir saatte biliyoruz. Şeyini, taklitini bile yapamadın. Çakmasını bile yapamadın Ayşenur'un. Çok kötüydü orada, bir şey Ayça'yı gördünüz mü orada? Biz bir saatte biliyoruz. Ayça'yı görün. Ben zoom yapmayacağım, siz uzaktan görün chat. Şeyini, taklitini bile yapamadın. Allah kahretmesin, yeter artık Ayça, bitsin bu azoplar. Çakmasını bile yapamadın Ayşenur. Oturdu Ayça, kendinle dalga geç Ayça. Bırak da milletin göbeğini güleceğini kendine gül anasını satayım. Biz üçüncüye yapıyoruz, sana özenmedim. Normalde çok inandıracağım. Ayşenur'un çakmasını bile yapamadı. Şenur'un taklitini yapayım. Mehtap'ın taklitini. Bak alıyor yastığı kucağına. Bak. O neydi lan? Mehtap'ın taklitini. Bak alıyor yastığı kucağına. Bak. Ne oluyor chat? Vallahi ne oluyor chat? Şimdi sana öl demeler. Benim saldırdım. Ne oluyor oğlum? Yapsanıza. Bitsin mi azoplar? Ay bir de Duygu, bir dakika. Duygu beni yapsana. Erkekler dedi, kime kimle kavga ettiğini unuttum dedi. Bilmiyorum dedi. Duygu beni yapsana. Sen daha iyi yapıyorsun. Canı sıkkı bak şimdi. Bir saniye kızlar dedi ki. Dedi dur bir dakika. Bunun taklidini yapsanıza. Yapsanıza kimse yapamadı kendini. Wow okay. Barbie'cim hoş geldin. Yapıyor. Daha güzel be yansın dedi. Ya durun hadi. Allah seni yansın. Ay bak şimdi. Mehtap'ın taklidini yapıyoruz bir dakika. Ayşe oturuyor şimdi. Mehtap'ı yap. Emre geliyorum kardan. Aklıma Duygu Hanım'ın Tankut taklidi geldi ya. Yok, bize saldırmasını yapıyor tamam, şimdi. Eyvah, boku yedik chat. Boku yedik, değişik bir taklit geliyor şu anda, sıçtık. Oturuyor şimdi böyle. Gene kara sinek geldi yalnız, sinek geldi gene abla. Öyle bakıyor. Siz kime salsam acaba? Bak, evin yüksek dozda yağından şu ev var ya arkadaşlar, direkt çöp kokuyor ya. Ben de ev demek sen ne yapıyorsun? Allah geldi gene oraya, kondu. Vallahi kondu oraya. Evin 8. adayı geldi abla. Ha? Tankurt geldi abla gene, devam. Ceyda, her sabah niye mutfak için kahve ediyorsun sen? Ceyda oradan karşılık ver. Aynen. Ceyda gibi izliyorum ya. Kimse ilgilenmiyor. Karşılık ver sen bana. Mehtap'ım şimdi size ben. Size ederim size. Ayşe bak ne diyor? Şimdi Duygu da orada ya. Yandaş arıyor. Kime saldıracağım belli değil. Çünkü o da bilmiyor. Burası benim yerim. Artık Allah, Allah'ım yardım et ya Rabbi ya Resulallah. Chat vallahi bir chat, siz şimdi oradasınız. Allah kahretmesin. Ne oluyor abla biliyorsun? Hakikaten çok utanıyorum chat ya. Ne az önce ne yaşandı hiç bilmiyorum ya Betani. Kime saldıracağım ben? Ne yaşandı hiç bilmiyorum ya. Ne kadar komiksin Duygucum ya demek istiyorum Leonex. Çünkü o da bilmiyor. Burası benim yerim. Artık ay sikeceğim. Evet abla vallahi bile burası benim yerim chat. Burası benim yerim, oyuncu koltuğu. Artık buraya kimse oturamaz. Kimse oturamaz. Böyle yapıyor ya Serhan'a. Gel. Ne güldün ya? Kim o? Sen geldiğinde dinleyelim senden bunu. Sen yapıyordun. Ben mi yapayım? Sen yapıyordun. Kim yapacak? Arkasından olmasın yani. Baktım herif geçti koltuğa. Gel. Ya bu evde... Chat, this door. Bu evde niye misin? Barbie'cim hoş geldin gülüm benim. Bu evde niye herkes komik? İşte... Whatever. Hatta whatever. Yarıda şey dedi, gidiyor. Ananı avradana tüküreyim. Allah kahremizin duvarı kır ya. Gidiyorum hadi dedi. Gidiyorum ne yapacaksın ya? Ayaktayım buradayım gidiyorum dedi ya. Arkamda gördüğün köşe. He, benim dinlenme köşem. Dinlenme köşem. Arkadaşlar siz niye buradan yani burada eserin Serhan'dan korktuğunu düşünüyorsunuz? Siz bana bunu... Bir de arkadaşlar yani mesela Serhan'ın burada kurulu bir düzeni var. Bir haftadır burada oturmuş. Yani bir arkadaş ortamı kurmuş ve eser buraya ilk defa geliyor. Ona rağmen korkmadı. Ona rağmen geri vites yapmadı. Aksine Serhan korktu. Bunu artık bir yani kabullenin ya. Oraya oturamam mı diyorsun? Yok. Yo. Öğrenmek istiyorum ne olacak? Çünkü ben buraya yeni geldim. Adın neydi senin? Ha. Adımı daha çok öğreneceksin. Serhan benim adım. Adam bildiğin senin koltuğuna çöktü ya. Serhan artık buraya oturamazsın. Burası benim yerim. Ha baba Allah kahretsin. Çoraplı söylüyor bunu. Şu anda chat'in yanında Eser'in çorabı var ya. Chat'in yanında şu anda Eser'in çorabı var, deli olacağım ya. Senin olsun. Şaka ya. Yok, öyle şey mi olur? Rahat olsun. Öyle şey mi olur Allah aşkına ya? İşte bende oluyor. Evet, bende oluyor diye bir sistem yok. Şu anda adam seninle dalga geçiyor. Hani sende de öyle bir şey olamaz diyerek ironi yapıyor. Chat inanılmaz psikolojik bir dert veriyor bu gerçekten program ya. Yapınca oluyor yani. Konuşmaların altında fena mesajlar var ya. It's okay.
Her hatta, insan farklı abi. Hatta herkes... bak şu an orada huzur bulmaya gidiyorum. Huzur bulmaya mı? Orada senin oturmanı isterim şu an. Oradan sen orada otur abi, ben burada oturayım, konuşalım beraber, tanışalım. Nasıl yani? Bunlar birbirine mi yürüyor? Hadi tanışalım. Tanışalım, konuşalım. Anlat kendini. Neler yapıyorsun? Nelerden hoşlanırsın? Neler sen geldin yapıyorum? Sen anlat. Bak. Hiç yurt dışına çıktın mı? Yok. Ya Serhan inşallah bununla ilgili de bir felsefe yapmazsın ya. Bir yurt dışı felsefesi gelmez değil mi Serhan? Ne olur yardım et ya. Okay. Allah'ım ne olur yardım et. İnşallah buradan bir şey sıçmaz chat. Peki bir biletin olsa. Bedava bilet. Nereye gitmek isterdin? Baba nereye gitmek isterdin biliyor musunuz chat? Şey falan güzel diyorlar ya chat. Yani Bali Mali. Ya. Böyle tam tatil yöresi diyorlar. Oralara bir gitmek ister miydim diye bir düşünmüyor derim. Siz nereye gitmek isterdiniz chat? Bir biletiniz olsun. Kadıköy mü? Allah seni kahretmesin. Nereye abla? Barcelona. Bak ben de arkadaşlar İspanya'ya da gitmek isterdim ha. İspanya'ya gitmeye... İtalya sonra mesela chat. İtalya çok böyle şey yok bende. İspanya'da çok varım ama. İspanya'da çok varım abla. Bir vaktim olacak. Boş bir fırsatım. Ya ne uzatıyorsun Serhan? Anasını satayım. Bu kadar uzatma da gerek yok. Abi, tamam işte belli ki boş bir fırsatım var ha. Bir yere gitmek isteyeceğim. Yurt dışına. Serhan kesin nereye giderdi biliyor musunuz arkadaşlar? Ha Babam Sınıfı filmi. Orada çok güzel bir rolle karşılaştım. Kemal Sunal'ın oynadığı bir rol. İnek Şaban. Nereye gitmek istersin? Sonra soruyor. Hangi ülke? Nereye gitmek isterim? İspanya'ya gitmek isterdim. Yeah. Allah kahretmesin benim İspanya'ya iptal. Benim İspanya iptal chat. Benim İspanya iptal abla. Benim İspanya an itibariyle iptal chat. Ver müziği. Benim İspanya hayalleri iptal chat. Vallahi bile kom iptal iptal iptal. İspanya iptal abla. İspanya iptal chat. Devam. Barcelona mı? Çok güzel bir yer. Serhan. Hocam İspanya deyince Barcelona mı deyince Serhan orada bir düşündü. Yani sanki hani ben Barcelona'yı biliyorum triple şu. İspanya'ya gitmek isterdim. Ya. Barcelona mı? Çok güzel bir yer. Serhan çok üzülüyorum ya. Serhan'a çok üzülüyor. Hani ben Barcelona'yı biliyorum triple o. Ve inan çok eğlenirsin. Çünkü... Bizim var chatte şey var, koşan zombi var ya Rabia. İspanya'da yaşıyor. Abi seni çok iyi dönüm sensin. Twitter'de EXO bir ara eğitim isterim. Abi bir de benim Fatma diye bir arkadaşım var. Durmadan geğiriyor. Oğlum nereye bağladın şimdi Tuğra? Fatmacım sen de bir daha geğirmemeye özen göster. Oğlum şimdi yani bu burada söylenir mi? Tuğracım kurban olacağım anasını satayım ya. Sürekli geğiriyor, onu bir uyar diyor. Allah'ını seversen vallahi deli olacağım diye. Neyse devam edelim abla. ve inan çok eğlenirsin. Buracığım çok teşekkür ederim canım benim. Buradan şey, gülüm benim bol bol şey yesin. Yani günde böyle hafif bir çay kaşığı üzerine de birazcık limon sıksın mleh. Birazcık mleh yesin o şey yapar yani. Kemal Sunal'ın Bazı Ekrem'de bu yaz neredeydim sahnesi. Çok güzel bir yer. Ve inan çok eğlenirsin. Evet. Çünkü oradaki insanların değişik eğlence kültürleri var. Ve bana hiç uymuyor. Mükemmel be ya. Ne alaka? Ne bu sana uyuyor? Açıkçası sırf onların ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için bile... Ah
Allah kahretmesin, vallahi delireceğim ya. Mükemmel bir mantık ya. Hakikaten mükemmel bir mantık ya. Bizim yayına ilk defa gelenler olur gibi chat. Ha? Bizim yayına ilk defa gelenler. Değişik bir eğlence anlayışları var. Onların ne yapmaya çalıştıklarını anlamak için geldi herkes. Hepiniz öyle geldiniz değil mi chat? Yani burada ne yapmaya çalıştığınızı anlamak için geldiniz ve kaldınız. Çok şükür. Çok şükür. Açıkçası sırf onların ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için bile gitmek isterdim yani. Ama bana göre hani zorladın diye orayı söyledim, anladın mı? Bana göre Türkiye'den güzel bir yer yok. Ya tamam anasını satayım. Tamam en milliyetçi sensin, tamam ya, dur sakin ol ya. Tamam en milliyetçi sensin ya. Bana göre de bak 30-35 ülke gezdim bugüne kadar. Yemin ederim İstanbul gibi yer yok. 33. Orası bu arada ben de katılıyorum. İstanbul baba güzel. Üçüncüyü söyle. İstanbul hakikaten böyle yani şey olarak... Ya Türkiye coğrafi olarak güzel de yani huzur anlamında, şey anlamında, güvenlik anlamında bilemiyorum hocam. Yani diğer ülkelerle kıyaslanır mı bilemiyorum Cemil. Yoksa hakikaten arkadaşlar konum olarak hakikaten dünyanın en güzel şehirlerinden biri yani İstanbul. Hatta ülkelerinden biri Türkiye. Nasıl? Oo bilmiyorum. Sıra... Ne diyor? İstanbul gibi yer yok. 33. söyle. Delireceğim vallahi billahi, çok iyi bölüm ya. 33. söyle. Nasıl? Oo bilmiyorum. Sırayla gitmiyor. Say hepsini. Sırasını nereden bilsin adam? Ne oluyor oğlum? Recep İvedik sahnesi yaşanıyor şu anda ya. 192 çeşit balık var. Sırasını bilmiyorum ama sadece bu sene gittiğim ülkeleri sayabilirim sana. Şu ülkenin şu özelliği çok güzel diye bir yorum kat da bilelim yani bari, ne öğrenmişsin. Şimdi her ülkeden ne öğrendiğin değil... O ülke sana ne kattığı önemli. Aynı şey. Aynı şey zaten, hakikaten Emre doğru söylüyor. Her ülkeden ne öğrendiğini, o ülkenin sana ne kattığı aynı şey zaten. Çıkıyor zaten. No, aynı şey değil çünkü. Hayır canım, aynı bir şey insan çıkıyor. Bir şey öğrenip bir hata iki defa yapabilir. Ama bir şey sana bir şey katıyorsa o sana value. Zaten value neydi abi? Bir... Value neydi chat, value? Ülkenin sana bir şey katabilmesi için senin value şey Türkçede şey mlah. Açık olman lazım gittiğinde. Değer katıyor. Onu alabilmen lazım. Evet. Değer yani. Value. Eğer bir ülkeden kendine değer katabiliyor. Value. Sen. Yok value değil. Value. O you know. Yani demek istediğin şey şu mu? Olumlu şeyleri katmaktan mı bahsediyorsun? Değerli dediğin şey. Yok, olumsuz şeyleri katmaktan bahsediyor. Melih'im benim ya. Kurban olacağım ya. İki bulaşık yıkamadın ya, beynin durdu. Melih Tugay. Olumlu olumsuz. Seni daha iyi bir insan yapacak bir şey. Ne alırsan. Senin bakış açını değiştirecek, daha iyiye ilerleyecek bir şey. Chat bu arada yarın da kısmetse olur, Müge Anlı kısmetse olur, Romance Club var. Bugün Romance Club'a 20-30 dakikaya geçeriz. Hayatta al cebine koy diyorsun yani. Al götüne koy, şey cebine koy abla, aynen öyle. Tecrübe olsun, cebine al koy, ne alabildiysen. Ay hayatta her şey tecrübe, bu bile tecrübe benim için. Serhan arkadaşlar felsefe yapmaya hazırlanıyor ağzını oynattığına göre. Ya, tabii yani. Bir de ben şeyi seviyorum, like insanlarla tanışmayı, onların hikayelerinden öğrenmeyi seviyorum. Evet. O işte gezmek... Onunla şey oldu. Peki ben sana bir şey soracağım. Eyvah boku yedik. Ne geliyor? Sen sordun bize, biz de sana soralım. Sor bakalım usta. Vallahi billahi. Sen hababam sınıfı... Sor canım benim. Sor canım benim. İçinde bulunduğun adamlığı dünyayı gezerek mi öğrendin? Dünyayı gezerek o bir parçası, evet. Sarcasm, look at everybody. Yani oradan bir şeyler aldım diyorsun. O ya, %100. O büyük bir parçası diyebilirim sana. Chat, siz içinde bulunduğunuz adamlığı... Bizim yayınlara katılarak mı aldınız peki arkadaşlar? Ya o da büyük bir parçasıdır değil mi chat? İçinde bulunduğumuz adamlık birazcık da... Ben yani... de kendi adıma konuşayım. Heh, boku yedik. Boku yedik geliyor. Tabii. Ben de adamlığı... Eyvah eyvah! Eyvah eyvah, Allah'ım ne olur yardım et ya! Ay yayını mı terk etsek lan chat? He? Rutenyalı köle, CD Yağmur. Yayını mı terk etsek? Ne yapsak anasını satayım ya? He? Buse Naz? Arka sokakların... Mesut komiserinden. Ney? Tenha köşelerinde öğrendim kardeşim. Ne diyorsun? Ne alaka tenha? Tamam, en sokak insanı sensin ya. En sokak jargonu sensin. En sokak serserisi sensin abla şu anda, tamam ya. Biz de oradan geçtik. Bu da bana güzel bir tecrübe yani. Hani dünyayı gezmeye gerek yok belki adamlık öğrenmek için ama. Tamam, en getto sensin ya. Tamam ya getto. Arka sokaklara da gitmeni tavsiye ederim. Hayat sana adamlığı kendi yolunda öğretir. O adamlığı kendi içinde bulursun. Yani o zaten sen hangi yoldan bulmuşsun önemli değil. Evet. Ama hepsinin bir tokadı vardır diyor yani kısacası.
Aynen. Ama tavsiye ederim yani. Bizim arka sokaklarımızı da bir gör isterim. Abi... Arka sokakları niye göreyim? Tehdit mi ediyorsun bizi? Hayırdır anasını satayım? Arkaya mı çekmeye çalışıyorsun bizi ya? Tamam arasını satayım. Niye bir durduk yerde... Door? Durduk yerde tinercilerin, balicilerin arasına niye girelim? Serhan kafayı mı yedin? He? Durduk yerde balicilerin arasına niye girelim ya? Biz de... Haksız ya. Brooklyn'de büyüdük yani. Fark etmez. Brooklyn'de öyle bir yer. Fark etmez. Sen bir... Biz de bu... Ne diyor? Brooklyn'de mi büyüdük? Büyüdük yani. Fark etmez. Brooklyn'de... Abla bir şey söyle. Hiç olmadı şu anda yalnız. Chat bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın da biz de Beverly Hills'te büyüdük yani ya. Biz de Beverly Hills'te büyüdük ya. Beverly mi? Öyle bir. Biz de Nişantaşı çocuğuyuz yani. Fark etmez. Sen bir... 90'larda Brooklyn'in yine evet. Sen bir Adana'ya doğru bir yolculuk et. Ondan sonra bir daha konuşuruz seninle. Ya o işte Atatürk Olimpiyatı'nda da Old Trafford gibi oldu yine. Evet. Geldiğinde şey. Anlarsın onu. Leblebi koydum tasak zannet. Ne oluyor baba anasını satayım birileri arka toka. Leblebi. Baba ne oluyor? Ne istiyor? Vallahi tımarhane ya. Yemin ederim ya. Ben bir dizi izlemiştim. Arka sokaklar. Orada bir karakter vardı. Garip kont. Görüyor musun? Hanımlar. Dani'ye bakın Dani'ye. Doldurdum basa basa kız annemde doldurdum. Allah'ım ses de çok kötü. Çok kötü. Durdum basa. Hop ninnayı ninnayı kız annemde gel oynayı oynayı. Kendinize de söyleyebilir miyim? Hop ninnayı. Ninnoya kız annemde gel oynaya Rosemina kız annemde Adana'daka sokakları kız annemde oynaya. Yapma gözünü seveyim girme abla o topa ya vallahi billahi ya. Aa evet kendi söylesene. Kendi evet. Yörenin ülkenin şarkısını söyle bize. Ne? Allah kahve oradan kakroşi sa sa kakroşi sabah sabah kakroşi kuk. Tamam. Știu că de mult mi-am dorit să fim noi doi împreună. Vreau să fiu tot ce simt lângă mine. Vreau să fie o lună și asta-i noaptea în care vreau să dansez. Ya yeter bitsin bu azoplar Ferit, bitsin bu azoplar. Noaptea în care vreau să distrez. Oh, oh, oh. Asta-i noaptea în care vreau să dansez. Să mă distrez doar cu tine. Vino lângă mine, știu că vrei. Strânge-mă în brațe până numai la trei. Ritmul meu te cheamă, știu că poți cu mine să dansezi încă două nopți. Vino lângă mine, știu că vrei. Strânge-mă în brațe până numai la trei. Ritmul meu te cheamă, știu că poți cu mine să dansezi încă două nopți. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Şarkıda? Şarkıda ne anlatıyor abla? Ha? Abla şey diyor, sen iste kısmetse olur, sen yeter ki sev kısmetse olur. Aşkı bulmak göt ister, buldum derken yıkılır hayaller. Düş deyip sabredersin. Gel diyor yanıma. Zorlansam yaramı yar. Yaramı yarsın. Allah kahretmesin. Bu yoksa. Abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim vallahi gaza geldim. Gaza geldim çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim gaza geldim vallahi billahi ben altı ben altı girmeyecektim gaza geldim çok özür dilerim ya. Esra Erol da siyah söyleyen güzel. Çok gaza geldim çok özür dilerim ya. Beni diyor kollarına sar. elimi elime al gelene gözümü gözüne al. Ya biliyorum ki yapabilirsin. 3 gün. Sesim anne how are you baby party. Gece 3 gün. Evet. 3 gece. Vino lângă mine, știu că poți. Biliyorum gel yanıma yapabilirsin. Erol abi de hala oynuyor arkada. Erol abi de arkada açık kalmış hala oynuyor. Biz de galiba damat adaylarına bunu mu söyleyeceğiz artık? Ne? Bence sen söyledin. Ben bu şarkı... bu... Aliyacım, ay senin yalı çapkını nasıl çiğneyim be yavrum ya? Yalı çapkını izlemiyoruz canım biz. Aliyacım, Aliye Sılay.
Şarkıyı başlayayım söyleme. Belki... Onlar mutlaka ilgili olanlar araştırır o şarkıyı. Evet. Gır ay popopo. Şarkının adı Doğu Anotimpur. Doğu Anotimpur. Yani iki mevsim. İki mevsim mi? Abla sizde öyle mi? İki mevsim mi var sadece? Bizde dört mevsim vallahi. Bizde yayınlar hep dört mevsim. Taraf tutmuyorum diyor. Taraftan. Bitsin bu azoplar ya. Da yapmıyorum diyor ama. Konuyu oraya götürüyor yavaş yavaş. Yemin ederim ben onlardan daha olgun. O var ya bence şey eğlenmemek için şey toplama çalışıyor yanına işte sağına. Abi bak YouTube'dan ne olur ne şarkıya mı? Başver siktir eti ya. Gelen kızı çekmeye çalışıyor. Abi ben de Romanyalıyım daha güzel şarkılar önerebilirim. Aleyna'cığım vardır zaten ya. Bir Daniela'yla tek kaldığı için tamam mı? Demet'i Daniela işte Demet'i çekmeye çalışıyor yeni kızı çekmeye çalışıyor. Evet. Chat bu arada eğer müsaadeniz olursa bir 15-20 10-15 dakikaya geçeriz. Tabii onda çok varım ya özelim. Her müziğe oturuyor. Bilmiyor ki Demet ona rakip yaş olarak. Arkadaşlar içeriye odaklanın. İçerik dışında bir şey yazanları direkt time out. Yanlış yere oynuyor. Mehtap nerede? İçerik önerilenler zaten direkt ban. Büyük ihtimal dışarıda kurulmuştur. Şimdi ses olmayınca anlıyorum ki Mehtap... Yok bakmayız. Miri Aybu. Yok. Bakmayız bakmayız. İçeriye odaklanın arkadaşlar. Bizim içeriklerimiz belli zaten. Hani gördüğümden değil. Ceyda da. Nasıl Ceyda'da? Ceyda'da yok. Ses olmak var. Onlar çay içiyorlar, oje sürüyorlar. Ne? Wow. Ayça Eriçe seni bu halde görmek beni gerçekten çok tetikledi şu anda ya. Ciddi misin? Ayça sen ne yaptın bu dövmelerle? Aman. Beni çalıştırmayacak eşim Seda abla. Ne şu? Gerçekten mi? Vallahi. Aynen. Oje git sürüyor. Konuş hakikaten. Mantıklı konuş. Ayıp yani. Hakikaten ayıp chat ya. Hakikaten. Bir dahaki hafta onları yazalım ya. Hakikaten ayıp ya. Ama abi bak işte ben abi mi? Adaletsizliğe ayıp. Kızıyorum. Git konuş. Şimdi ben kaydeyi hasta bir insanım. Kaydeyi hasta mı? Şimdi ben bunu yaparken siz orada ya ne yaparken o hoca sürmesi normal mi Ayça? Bilmiyor kimse. Ya. Ne diyeyim Demet? Şimdi bir dakika. Şimdi ben sana ne diyeyim? Duygu abla katılığı iyi değil mi? Birazcık daha unut katayım. Kat kat. Katılığı... Duygu abla katılığı iyi değil mi? O sırada su. Ya çok az, çok fazla değil. Tamam güzel taktik. Ojeler sürüldü, hiçbir iş yapamayız. Evet. Taktik yo, değil hayatım. Neden, ne oldu ki? Bak farkında... Ablacığım peki bir şey söyleyeceğim. Demet dalga mı geçiyorsunuz? Ulan Ceyda mutfağa girince bu sefer de mutfağa girdi diye kavga çıkartıyorsunuz. Hakikaten deli olacağım ya. Zaten hepiniz fullsünüz, hazırlanıp... Ya banlayın gitsin ya. Sıla, banla gitsin ya. Gelebiliyorsunuz ama bazı şartlardan dolayı biz hazırlanıp gelemedik. Banla boş ver. Evimizde... Arkadaşlar sonra Halişko yok da Halişko nereden çıktı ya? Süremez miyiz hem de ne var? Sürekli aynı şeyleri bir de yani moderatörler uyarıyor. Hala aynı şeyleri yazıyorsunuz. Canlarım benim yapmayın şunları gözünü seveyim ya. Bir şey yok. Chat kusura bakmayın yapanlar için söylüyorum ben siz yanlış anlamayın. Senin aşık olduğuna buradan birisi de gönlünü kaptırdı. Evet. Okay. Ne yapacaksın? Beyler buyurun. herkes serbest abi. Serbest bir arası. Evet abi. Mesela ben bugün Can seni beğenmeyeceğim. Mücadeleyi merak ediyorum ya. Evet yo ne alaka abla her yayın muhakkak arkadaşlar bir mleh aç. Halilişko aç tamam arkadaşlar bak bizim Halilişko ve mleh içeriklerimiz Instagram'da falan çok izleniyor. TikTok'ta falan bunlar çok izleniyor ya. Onları görüp geliyorlar arkadaşlar keşfetten. Onun için zannediyorlar ki arkadaşlar biz yayında 3,5-4 saat boyunca Halilişko izliyoruz. Babacığım böyle 3 dakika 2 dakika bakıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz abla biliyorsun ya. Melih sen de şans bir de engellendik anısı var. Bir de yani tetiklemeyin beni. Anısı var. Beğendiysen... 2 dakika bakıyoruz zannediyorlar. 5 saat öne izliyoruz zannediyorlar mesela. Anasını satayım chat. Sen... Zaten onlara da kızmıyorum bir şey demiyorum ama... Uyarıyor bizimkiler diyorlar ki arkadaşlar içeriye odaklanın artık diyorlar. Bakmayın diyorlar yani o ya... Bakmıyoruz diyorlar. Ben de söylüyorum. Sürekli yazınca şey oluyor fazla şampuan kafada kalıyor. Kepek yapıyor. İkimiz de... Kepek yapıyor abla. Bugün Can Seri beğen mücadeleyi merak ediyorum ya. Melih sen de Can Seri beğendiysen. İkimiz de... ikimiz şey yaparız abi. Ama kadın seçer diyorsun. Kadın seçer. Bu arada arkadaşlar şey... Aybükü Asilhan. Ünlem menü yazarak arkadaşlar chat'e ünlem menü yazdığınız zaman... Yarın ne olduğu, cumartesi ne olduğu hepsi çıkıyor arkadaşlar. Ünlem menü. Daniella Pokemon Jigglypuff gibi sesli. Eğer kız seni seçti. Onun sesi gene güzeldi abla. Uyutuyordu en azından. Neyse. Ben çekilirim. Ben. That's it. Dur ne abla dur. Muhabbete gelelim abla. Neyse kısmetse oradan koptuk dur. Halilişko yüzünden muhabbetten koptuk. Beyler evet, buyurun. Devam. herkes serbest bir arası. Evet eğer abi. Mesela ben bugün Can Seri beğen mücadeleyi merak ediyorum. Can Seri mi beğendiysem ne oluyor? Eğer Melih sen de Can Seri beğendiysen. İkimiz şey yaparız abi. Nasıl ya? Ne oluyor lan? Ne demek ikimiz şey yaparız?
Ama kadın... İki bro arasındaki communication, iki bro arasında nasıl yani ya? Böyle mantık olabilir mi ya? Kadın seçer diyorsun. Kadın seçer. Eğer kız seni seçtiyse... Ben çekilirim. Ben, that's it. Benim pes etmem, hani onu... Benim pes etmemle onu engellemek istemiyorum. Onu... Babacım senin pes etmene gerek yok ki zaten. Anasını satayım yani. Karşı cins tercihini arkadaşlar belli ettikten sonra orada durmak, yani peşinden kovalamak, onun için savaşmak diye bir sistem yoktur ki. Bunun fırsatını engellemek istemiyorum. Hani... Birisi sana yok diyorsa, falan diyorsa, filan diyorsa, biz de yaptık bu hataları chat. Aman peşinden koşturayım, be, emek vereyim falan filan, belki olur. Baba olmuyor bu işler. Sevmiyorsa sevmiyordur. Ben pes ederim o fırsatı alsın diye. Anlatabiliyor muyum? Eğer çünkü ben pes etmezsem evet. O da kaybeder, ben de kaybederim. Yani biri için savaşmak diye bir sistem yoktur yani. Aa, Seda Hanım geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya, tabii yanlış, hepimiz yaptık o hataları, yapmamak lazım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Oturun ne olur. Süper. Olun. Ben artık bu evin bir parçasıyım, biliyorsun. Evet. İpek yolu hoş geldin güzelim benim. Nasılsın? Bir haftayı geride bıraktık. Aramızdan ayrılanlar oldu. Maalesef. Önce bunu sormak istiyorum. Evet ya, Eser ileride çok toksikleşiyor ya. Eser'in ileriki bölümlerde çok toksikleşti. Eser de zaten arkadaşlar biliyorsunuz madde işleri falan filan. Can'ın erkekler evinden ayrıldığını siz evet. Final gecesinin sonunda öğrendiniz. Davette öğrendiniz. Ne hissettiniz? Üzüldünüz mü? Ben doğru olduğunu düşündüm. Ben şaşırmadım. Evet, çünkü evin ortamının huzurunu bozuyormuş. Yani Eser arkadaş ilişkiler yok ya. İlişkiler gerçek ya. İlişkiler kurgu mu derken bazı ilişkiler kurgu. Şimdi Eser'le Cansel'de gerçek, o kadar da arkadaşlar şey değiliz yani. Salak değil. Bazı ilişkiler gerçek, bazı ilişkiler kurgu. Serhan. Bazıları evde kalmak için yalandan kolpadan orada oyun oynaş içinde. Serhan ve Emre öyle söylemişlerdi bize yemekte. Emre'nin huzurunu bozuyorsa gitmeliydi zaten. Beyim öyle dedi diyorsun, potansiyel. Evet, aynen öyle söyledi. Bir gitti, nasıl iyi oldu. Beyim mi? Peki başka Bir şey söyleyeceğim Ayça, senin beyin var mı? Ha? Ben... Mehtap mesela ben... Var mı? Beyin var mı? Ayça beyin var mı? Beyin. Seni merak ediyorum çünkü son ben gün... Ben söyleyebilir miyim Mehtap için de? Ben günahını aldım onun çünkü. Niye? Çok özür dilerim. Ercan'ın gitmesini ben istemiyordum. Niçin olduğunu size aktarmıştım. Söylemiştim. Evet, aktar. Çünkü benim için çok güzeldi. Bütün erkekler dökülecekti, gerçek yüzlerine çıkacaktı. Fakat ben sonra baktım ki Mehtap'a, Mehtap hiç umursamadı bile. Evet, İşte ben onu bir soracağım. Bir Mehtap'tan dinlemek istiyorum. Son ya ablacığım, kolpa gözünü seveyim ya. Hani Ercan'ın gidişindeki üzülmemesinin sebebi güya Ercan'ın Demet'i kırmızı odaya çağırma. Sen... Çok güzel bir öğleden sonra geçirdin Ercan'la evet. Baş başa erkekler evinde. Ben o gün acaba dedim bir şeyler doğar mı, ümitlendim. Hatta sen de biraz ümitliydin. Bir anda o adam evet. Yok oldu. Ne hissettin? Bahane spor. Yani fark etmişsiniz, zaten çok mutluydum o gün. Ama bir de yanlış anlamadı. Biz zaten senin yani 3 günlük flörtünün arkasından ağlamanı beklemiyorduk ki. Yani sen ağlamadın diye biz seni zaten yargılamazdık ki. Sen niye bir kendine savunma içerisine girmek istedin? Odayı sonradan siz izlemişseniz. Odayı mı? İzleyenler de görecek. Ercan'la çok güzel vakitler geçirdik. Hatta ne 3 günü? 3 dakika. Ama tabii neler yapabileceğini görmeye çalıştım. Her cümleden de altında biliyorsunuz mutlaka bir şey ararım. İyi evet. Mi kötü mü söylüyor falan diye. Evet. Ve biz o gün Ercan'la zevklerimizi tartışırken aklımı... Ay Ercan'la da kim bilir ne kadar ortak zevkiniz vardı. ...daki profili birbirimize anlatırken... Ercan biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çay dolu küvette yıkanıyor her gün. Ben sana açıkça söyleyeyim. Bana sorsalar esmer uzun boylu bir kız isterdim. Ayıp. Ayıp mı? Çok dedi. Ayıp. Dedi Ercan bunu demiş mi hakikaten yalnız? Ercan hakikaten inanılmazsın ya. Ercan'ın hakikaten böyle hareketleri var yalnız ya. Ercan'ın böyle patavatsız hareketleri var. Ayıp. Ayıp. Müthiş. Ayıp. Yani uzun boylu bir kız isterdim. Ayıp. Çok dedi. Ayıp. Çok ayıp. Ayıp. Müthiş ayıp. Yani... Müthiş ayıp. Ayıp. Ultra ayıp. Ayıp. Transseksüel ayıp. Ayıp abla vallahi bir homofobik ayıp. Transseksüel özelliklerinle ilk anda de belki iltifat etmek istedi. Yani öyle isterdim ama seni gördüm, etkilendim. Ben ayıp şimdi... diye düşünmedim Seda Hanım. Ne diye düşündün? Ne diye düşündün abla? Ayıp diye düşünmedim. Ben bunun altında şeyi aradım. Ben, ayıp. Ben sarışın ve yani gördüğünüz gibi bir kızım. Renkli gözlü falan bir kızım. Tarif ettiği gibi esmer siyah gözlü bir kız değilim. Uzun. Abla çok özür dilerim, sen sarışın değilsin bu arada ya. Bunu özür dileyerek söylüyorum yani şu anda yani canını yakmak için veya şey için bunu hakaret olarak söylemiyorum ama sen çok üzgünüm yani maalesef. Yani biz çünkü adamlığı Adana'nın arka sokaklarında, Beylikdüzü'nün arka sokaklarında öğrendik chat. Sarışın değil. Sarışın değil maalesef. Boylu bir kız da değilim. Çok uzun değilim yani, kısa da değilim. Hani da çağırmıştı ya kırmızı odaya hanımefendiyi. Evet. Diğerlerinden fikir almak için. Meğerse her şeyi bir plan dedi. O aklı Demet'teydi dedi. Siyah,
sırf reddedilmemek için sana öyle bir oyun hazırlayıp ya ben seni onun için çağırdım deyip eğer senden bir ışık görseydi hemen olay olacaktı dedi. Bilmiyorum onun iddiası. Onun iddiası. Sen de bunu yedin. Sen de bunu Ercan'ın sana yürü... Demet. Evet. Demet. Evet. Bir daha söyle Demet'i. Demet. Evet. Abla sen kolpede misin? Allah'a sen Ercan sana yürümedi ya. Yani bayağı çetrefil. Dalga mı geçiyorsun ya? Belli bir şeyler. Ama çok enteresan. Ya şimdi belki başkası bundan bu lafı çıkarmaz ama ben Ercan'la duygusal bir şey... Rosella'cığım sayfayı yenile canım benim. ...şeyler düşünüyordum. İsterseniz bunun adına kıskançlık deyin. Çet 5 dakikaya geçelim mi şeye? 3-5 dakika sonra geçelim mi Romance Club'a? Yarın da zaten kısmet olur yapacağız. Yani ne derseniz deyin. Demet'in... Aslında fena sardı da arkadaşlar Romance Club olmasa şimdi şey var ya onun için ne derler? Arkadaşlar şu bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Elmas şelalesi bittikten sonra arkadaşlar tekrar elmas şelalesini bekleyeceğiz. Yani gene kısmet olur yayınlarını uzatacağız. Romance Club'ı iptal edeceğiz. Romance Club'ı sadece elmas şelalesinin olduğu günler izleyeceğiz. Arkadaşlar bunu okey miyiz? Yani bunu okey değilseniz bile buna eğer okey değilseniz bile arkadaşlar okey olmalısınız. Çünkü ben kısmet olur birazcık daha şeyim öyle yani. Ben çok seviyorum. Öyle söyleyeyim chat. Okey. Verim. Ama karşımda... Ya 2 haftada bir oynarız işte arkadaşlar. Hem de en azından böyle arkadaşlar sündüre sündüre oynamış oluruz yani. Hem de en azından abi bir daha Romance Club ne zaman oynayacağız? Göklerin surrrrrrr ne zaman oynayacağız diye sormazsanız olacak. Muhteşem Müzul pazar günü olabilir chat. Pazar günü muhteşem ya da pazar ya da pazartesi muhteşem Müzul olabilir. Seveceğim insanın da her cümlesine dikkat ederim. Peki neden koruma altına aldın o zaman? Hani bu kadar güvenmiyorsan, hani diyorsun Esmer uzun böyle bir insanı evet, düşünüyordu evet, falan. Evet. Koruma altına neden aldın? Yani, kim abla? Yani huyunu sevmiyorsan, kişiliğini beğenmediysen. Evet, Emotion Hanım çok güzel bir soru sordu şu anda. Kırıldıysan. Şu anda bütün oyunu bozdu şu anda Emotion Hanım sorusuyla. Ama tanımak için belki bir ihtimal bir hafta. Ya sen bir sana mı sorduk anasını satayım, ona sorduk. Vallahi bir sana mı sordu, ona sordu. Siyasal lezboşlara hayırlı cumalar demiş Esma. Hatta belki ama bundan emin değil. Ama dedi. O sadece inanmamış. Mehtap şu anda sıçtı bak. Mehtap şu bak şu surat ifadesi sıçtık ifadesi. Biz bunu Demet'le aramızda konuştuk. Kimsenin haberi yok. Yani biz evet, bunu Demet'le aramızda konuştuk. Ve ben onun gerçekten çıkıp yürekli bir şekilde aslında evet. Ben Demet'i çok beğendim demesini bekleyecektim. Arkadaşım ne anlatıyorsun? Ercan Demet'ten hoşlanmadı. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Yani beni yitip de hani bak benimle açık sözlü konuşmasını bekledim. Beni yitip de mi? Yalan değil. Anladım. O gün çok bekledim ama şey beni de kırmamaya çalışmıştır herhalde. Ya bir de arkadaşlar. Çok da ince davrandı, mum falan yaktı, çay içtik falan ama yani. Adamın arkasından iftira atıyorsun bir de inanılmaz bir insansın Mehtap ya. Adamı harcadın direkt ya. Hepsi bence yapmacıktı. Yeni. Tamam Ercan sosyopat, psikopat falan ayrı mevzu da yani Ercan'a yapma bunu ya. Gelen arkadaşınızla ilgili, Cansel'le ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet. Ben baktım Cansel sanki bir haftadır burada bizimle yaşıyormuş gibi. Evet çabuk ayak uydurdu abla. Yani girişken. Vallahi ben çok iyi şeyler düşünmüyorum. Hayırdır niye? Ha? Sen iyi şeyler düşünmüyorsan ben şu anda arkadaşlar Cansel'ciyim. Kendisine karşı yanında otururken. Evet. Ben şu andan itibaren hatta ben doğduğumdan beri Cansel'ciyim belki de. Ama çok da kötü bir kız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha onu tanımıyorum, yorum yapamıyorum. Peki iyi şeyler niye düşünmüyorsun? Doğduğumdan beri Cansel'ciyim ben chat. Bilmiyorum geri gelmez evet. Var Romance Club var. Birazdan var. Ne dediği için olabilir mi acaba? Onun da hakkı. Emre'nin üstünde Ayça yazmıyor yani. Tabii ki hakkı. Ben Emre'ye güveniyorum. Seda'nın hiç problem yok. O gitsin gidebildiği kadar boşuna gidecek. Yanlış ata oynuyor şu an. Böyle düşünüyor ama. Sen ne yap biliyor musun? Yanlış ata oyna. Problem yok. Yani yapabilir. Sıkıntı yok. Kimse burada kimsenin nikahını koyacak. Ben şöyle de dedim. Ya aklımdakileri söyledim. Ondan sonra da dedim ki aynen kimse kimsenin nikahlı kocası evet. Değil. Mesela Ceyda çok sahipleniyor. O benim yok. Aklımdan geçensin bilmem. Bir dakika ben şunu... Mesela öyle şey... Yok öyle şeyleri yok. Yani bu Ceyda biraz daha sahiplenince sağ olsun Ayça biraz daha gavat. Yani o konuda daha Avrupa'yı. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela yani kocası olsa da yürürüm. Şeyler... Demek ki senin yanına kocamızla gelemeyeceğiz abla. Demiyor. Ben Demet'in lafının arkasındayım. Kimsenin adı kimsenin üzerine ya yazmıyor. Evet, aynen, evet, aynen. Buraya karşılıklı aşkı evet. Bulursanız, aynen, karşılıklı evet. Sevgiyi, saygıyı bulursanız evlenip çıkmaya evet. Geldiniz. Ben saygı duyuyorum şu an Cansel'e. Hiç problem aynen değil. Öyle. Bunlar ilk... Evet evet Rosella'cığım istediğin şey moderatörlerimize istediğin her şeyi sorabilirsin. İlk izlenimler ama hani sonradan değişebilir. Daha dün bir, bugün iki yani. Aynen. Peki. Şimdi çok da yakışıklı. Şimdi. Yakışıklı bir erkek geldi. Çok da yakışıklı bir erkek geldi kısmına. Daha sonra devam edelim. Yarın akşam devam edelim chat.